Hani bana diyorlar ki senin Ekrem düşmanlığın nereden geliyor? Benim Ekrem düşmanlığım yok. Ali bir şey göstereceğim. Bunu yurttaşlarımızın yorumlamasını isteyeceğim bugün. O da şu, Ekrem Bey'in herkes gözyaşı içerisinde olduğu sabah, Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildiği sabah Ekrem Bey'in çektiği video. Bakın bu videoyu tekrar anımsatmak istiyorum. Ekrem Bey artık Türkiye'nin bir anlamda eş başkanı. Erdoğan ve Ekrem Bey. Ve Ekrem Bey bu eş başkanlığı kazanacak. Ve siyasette nesnel olmak lazım. Ekrem Bey'in Türkiye'nin başkanı olacağını görüyoruz. Neden? Hala özellikle Sözcü televizyonunda ağza alınmayacak bir şekilde, nedenini bilmediğim şekilde Kılıçdaroğlu'na saldırılıyor. Halen Halk TV'de saldırılıyor ve çok enteresan, dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Özgür Özel falan yandaş medyada alkışa tutuluyor. Benim kuralım şudur. Yandaş medya, TRT dahil, sizi övmeye başlıyorsa siz artık Türkiye'de muhalif falan değilsiniz, iktidarın uzantısısınız demektir. Net. Ekrem Bey TRT'de anons ediliyor. Özgür Bey bütün yandaş medyada ortaya çıkıyor. Göçmenler dahil hemen her konuda uzlaşı sağlanıyor. Evet, insanların ferahlamasını ben de önemsiyorum. Ama size oy veren insanların gereğini yapmanız gerekiyor. Mesela demin söyledik, Dilek Hanım ne dedi? Biz dedi Emine Hanım'la birlikte projeler yapabiliriz. Ben buradaki izleyicilerimize soruyorum. Siz Dilek Hanım'ın Emine Hanım'la birlikte çalışmasını onaylıyor musunuz? Peki Sözcü TV'deki arkadaşlar, siz zerre vicdanınız varsa acaba bunu yapacak haliniz var mı? Eleştirecek haliniz var mı? Yok. Sözcü TV'ye verdiğim kredi ki seviyordum. Hatta orada yaptığımız konuşmalarda kendilerine de söyledim. Ama giderek güvenim sarsılıyor. Yine de bir pay vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu izleyeceğimiz görüntü gece saat 12 sularında seçim sonuçlandı. Her tarafta naralar atılıyor. Balkon konuşması yapılmış. Fevkalade mutlu, memnun bir AKP kitlesi var. Cumhur İttifakı'nın zaferi var. Ve sabahında uyumadan organize edilmiş, Necati Özkan muhtemelen organize etmiş, bu video geliyor. Bu video bana göre insanlara umut videosu değil, büyük saygısızlık içeren bir videodur. Gitmiş olan bir insan. Sen videoya bak, bulursan. İmamoğlu burada diyor ki unutmayın ki değişmeyen tek şey değişimdir. Akşam daha adam evinde belki üzülüyor, üzülmeniz gerekiyor. Arkasından diyor ki biz burada hazırız. Kolları sıvıyor ve ben ahlaki olarak bütün organizasyon yapıldığı için dünyadan da desteğini aldığını, Beşli Çete, TÜSİAD, MÜSİAD, dünyadaki İngiliz konsolosluğu, Amerikalılar, Türkiye'deki kan emici müstemleke valileri göreceğiz önümüzdeki günlerde Ekrem Bey'in arkasında. Ve şunu da görelim, İlker Başbuğ, Türkiye'nin orduyu tek silah atmadan teslim eden, yani İlker Bey bize akıl vereceğine hesap versin ama vermiyor. Şimdi videoyu bir izleyelim lütfen. Ali, video geliyor mu? Çok hemşerilerim. 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan 10 milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar, sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler, sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler, asla tedirgin olmayın. Beyefendiler, başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada,
her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs, bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi, yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti, Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Büyük Atatürk diyor ki, umutsuz durumlar yoktur. Evet, Atatürk soslu bölümüne geçiyor. Türkiye'de zaten kapitalizme hizmet etmek, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kapitalizme hizmet etmek hep Atatürk kullanarak yapılır. İşçiye ezmek, Atatürk tarafından, Atatürk'ün adı kullanılarak yapılır. Hatta Nadir Nadi Bey, ben Atatürkçü değilim demişti evrenin uygulamalarından beri. Allah aşkına Atatürkçülük anti-emperyalist olmayı gerektirmez mi? Dolayısıyla seçim sabahı, yani herkes ağlarken gülen bir kişi vardı. Bunun altını çizeceğim. Dolayısıyla Türkiye aslında buna uyanamadı. Şimdi de zafere gidiyor ahali. Ben de diyorum ki oy verdiniz, iyi ettiniz. AKP'yi aslında bir anlamda bitirdiniz. Ben bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir şekilde ayağa kalkabileceğini düşünmüyorum. Devlet Bahçeli'nin yeni oyun kurucu olarak çok kısa bir zaman içerisinde, aslında şu anda görüşmeler de sürüyordur muhtemelen, Ekrem Bey'le temasa gireceğini ve Ekrem Bey'in yakın bir zamanda Erdoğan'ın yerini alacağını ve AKP'nin 0.0.0.1'lik bir partiye döneceğini, yani Anavatan Partisi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla birazcık aklı başında olan herkes yeni Özal'ı, Erdoğan'ın da üslubunu gereken yeni Özal'ı göreceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Gönder Veli'yi. Değerli arkadaşlar, elimi değil gözlerimi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'ya ayağa kaldırmak için sokmaya geldim, huzurunuza geldim. Evet, açık sözde olduğu için Bilge Bey'in de Ekrem Bey adına bunları söylediğini düşünüyorum. Ekrem Bey kazananı, Bilge Bey kaybedeni, Veli Bey de bize Erdoğan'ın izinden gittiğini gösteriyor. Erdoğan geçen hafta ne demişti?